ruhsal aydınlanmak başka bir olaydır. Zihinsel aydınlanmak başka bir olaydır. Ama koçluk gerçek anlamda zihinsel aydınlanmanızı sağlar. O aydınlık size ciddi derecede netlik kazandırır. Eylem ve karar bir ve bütündür esasında. Hatta yaşamınızla ilgili ne kadar fazla düşünürseniz, taşınırsanız eyleme geçemeyeceğinizi görürsünüz. Veyahut da zamanın ve ortamın getirmiş olduğu seçimlerden dolayı tam ve net olmadan bir harekete geçersiniz. Karar almak o yüzden çok önemli bir konudur esasında. Karar içsel bütünlüğünüzden doğan bir yaklaşımdır. Eğer düşünceler arasında gidip geliyorsanız netlik yok demektir. Netlik olmayınca da ya eski refleks hareketinden gelen, alışkanlığınızdan gelen bir şeyi seçersiniz ve eyleme geçmeye çalışırsınız ya da ertelersiniz. Veyahut da öyle bir nokta oluşur ki korkunun ve endişenin vermiş olduğu savunmak, geri çekilmek ya da saldırmak gibi farklı eylemleri de geçebilirsiniz. Ama bunların hepsi esasında kararın nereden doğduğu ve o eylemin nereden geldiğinin farkında olmakla çok ilgilidir. Korkudan dolayı bir insana saldırıyor olmanız eylemde olduğunuzu gösterir. Ama o eylem korkudan dolayı doğan bir eylemdir ve yanlış bir eylemdir. O yüzden bir şeyi çok iyi anlamak gerekir ki esasında bir kişi eyleme geçiren nedir acaba? Eğer hırslarınız, öfkelerinizse bu yine aynı şekilde problem olur. Çünkü ne ekerseniz onu biçersiniz. O yüzden yaşamın içerisinde müthiş bir farkındalık içerisinde sizi o karara iten, o eyleme sokan konu neyse onun da farkında olmanız gerekir. Mesela pozitif enerjilerinizle pozitif oldum, çok mutluyum diyerek bir eyleme geçerseniz ve karar aldığınızı zannediyorsanız 3 gün sonra da tam tersi olan negatif bir şekilde mutsuzluk içerisinde keşke yapmasaydım diyebilirsiniz. Karar almak hayatınızı belirleyen konulardan bir tanesi. Mesela kendine koç ol diyoruz ya, kendine koç olmak tamamıyla esasında karar almaktır. Ama karar alabilmeniz için bir aydınlığa ihtiyacınız var. Zihinsel ve içsel aydınlıklar farklı kavramlardır. Zihninizi aydınlatabilmeniz için doğru soruları kendinize sormanız gerekir ki doğru soru zihinde bir aydınlanma yaratsın. O yüzden de doğru soruyu nereden bileceksiniz? İşte o yüzden koçluk programlarına ihtiyacımız var. Çünkü doğru soru yorumsuz, endişesiz, kaygısız netliği ortaya koymak için olması gerekir. Okay? Yani o yüzden koçluktaki doğru soru sorma tekniklerini öğrenmelerinde çok büyük fayda var. Keşke hocam... Ruhsal aydınlanmak başka bir olaydır. Zihinsel aydınlanmak başka bir olaydır. O yüzden kritik konu esasında kişinin kararsal bir eyleme geçmesiyle seçimsel eylemler birbirinden farklıdır. Seçim bir şeyi seçmek demektir. Tamlık ve bütünlük yoktur orada. Kararsa %100 olması gereken bir şeydir. Burası bence çok önemli. Bu Einstein'ın meşhur formülü vardır. A noktasından B noktasına ışık hızında ilerlemekle ilgili. Bakın burada hedefiniz var. Burası B noktası olsun. Burası da sizsiniz. Şu anki A noktası. Ulaşmak istediğiniz yer ve şu anki yeriniz. Eğer bu soruları doğru cevaplayıp gerçekten kafanızda da bunu çok iyi odaklayabilirseniz o zaman A ve B noktasının esasında bütünleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani zamanı ortadan kaldırarak neredeyse ışık hızında oraya ulaşmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Ve eğer bunu da bilmiyorum fark edebiliyorsanız bence çok önemli bir şey. Sizdeki gücü doğru biçimde hedefinize yöneltmenizle ilgili. Halbuki bütün yapılanlar negatif yanlarınızı ortaya çıkararak onların tamamlanmasıyla ancak oraya varacağınız formattan gidiyor. Hatta bütün kayıp oradan çıkıyor. Bütün olay o. O yüzden A'dan noktaya ve B noktasına ışık hızından ilerlemenizi sağlayan bir şey. Bakın bir tane soru bütün yaşamı değiştirebilir. Ama bütün yaşamı negatif de yapabilir, faciayı da götürebilir, bütün yaşamı doğru da yapabilir. Tabii ki. Yani benim babam, biz bir memur ailenin çocuğuyuz, yıllarca bize mi kaldı oğlum o işler derdi. Çok meşhur babamın lafıydı. Yani bu işler bize mi kaldı oğlum? Ya baba işte biz de bir şey yapsak bile, ya oğlum bu işler bize mi kaldı? Ya haddimizi bilmemiz lazım. Şimdi İstanbul'a gelene kadar ben hep haddini bilen, bu işler bize mi kaldığıyla büyütülen bir çocuksun. Yani eğer büyük ihtimalle o ortamın içinde, o inançta kalmış olsaydım büyük ihtimalle şimdi devlet dairesinde, şimdi emekli olmuş, 1800 lira emekli maaşı alarak geçinmeye çalışan bir yapıda olacaktım yani. Yani bu işler bize mi kaldı? Yani sana kalmayınca işte birileri almış oluyor. Ama bu işte bu da bir soru. Bu da bir yaklaşım kendi içerisinde ama sizi bambaşka bir noktaya götürüyor yani. Burası bence çok önemli.